Günaydın arkadaşlar. Günaydın Görebiliyor hocam. musunuz? Geliyor hocam. Okey. Görüntüde bir şey var mı? Çok iyi hocam. Peki. Geçen hafta kısa süreli dinamik psikoterapinin temel kavramlarını konuştuk. Bu haftadan itibaren kuramsal bütünleşmenin ilk adımını atacağız. Bunda bağlanma kuramı var, nesne ilişkileri kuramı var. Nesne ilişkileri yaklaşımıyla ilgili ilişkisel yaklaşım kuramı var. Ve son haftada şeyi yapacağız. Süreç deneyimsel model olarak bilinen, şey olarak da bilinen, duygu odaklı psikoterapi olarak da bilinen yaklaşımla hakkında da konuşacağız. Bu bizim için duyguların işlenmesi ve paternal ilişkisinin kurulması yönünden temel bir önem taşıyor. Bağlanmayla başlıyoruz bugün. Bir sonrakinde nesne ilişkilerini Kernberg üzerinden konuşmuş olacağız. Öğleden sonra da yine formülasyon yapmaya devam edeceğiz. Geçen hafta başladığımız vakayı devam ettireceğiz. Önce atasözleriyle başlayalım. Jackson 31'de demiş, psikoloji çok iyi bilmeyen kişi beyinle ilgili bilimsel araştırmaya başlamak için uygun değildir. Temelde Bowlby'nin yapmaya çalıştığı şey psikanalitik kuramı biyolojideki son ilerlemenin ışığında güncellemektir. Iceford, Bowlby ile beraber bağlanma teorisini kuran iki insandan bir tanesi. Tabii birçok insan çalıştı ama en önde görünenleri ikisi. Temelde tabii Bowlby, kuramın ilk öneren teorisyen. Iceberg de ona çok yakın, çok büyük katkılarda bulunan bir teorisyen. Burada Bowlby şunu yapmak istiyor. Psikoloji ile biyolojiyi birleştirmek istiyor. Burada daha önceki bunun felsefi temellerine bir referans yaparsak, yani zihinle bedeni birleştirecek bir kuram ortaya koymak istiyor. Bunun temelde gelişimsel olması da önemli. Bağlanma kuramı iki tane çok temel etkinin sonucu. Bir tanesi Darwin'in getirdiği evrim teorisi, diğeri de Freud'un psikanalitik kuramı. Burada İki nokta var tabii. Deminki konuda da biraz ipucu verdi. Hem içsel dünyada, yani psikolojik tarafta, hem de fizik dünyada, yani biyolojik tarafta meydana gelen olayları birleştirmek istiyor. Uygulamada da biyoloji ve psikanaliz kavramlarını bir araya getirmek istiyor Bowlby bu yaklaşımında. Burada da onu açıklıyoruz. Temel amaç biyolojik ve psikolojik dünyalar arasında her iki tarafa da katkıda bulunan bir diyaloğun organize edilmesi. Darwin de 1872'den itibaren insanda ve hayvanda duyguların ifadesi kitabında aynı hedefe varmaya çalışıyor. Keza Freud'da da yine yanlış hatırlamıyorsam bilimsel bir ruh bilim projesiydi galiba. Bu kitabında yine biliyorsunuz Freud'un meslek hayatı fizyoloji alanında başlıyor, laboratuvarda başlıyor. Fakat o alanda ilerleyemiyor ve tabii başka özel sebeplerle de kliniğe yöneliyor. Ama onun için psikoloji ve biyoloji birleştirmek her zaman gündemde olan bir konu. Her ne kadar çağın bilim seviyesi buna destek olacak düzeyde olmasa bile. Bowlby'nin temel kavramı, aksiyonu şu: henüz olgunlaşmamış bir organizmanın kendisiyle aynı canlı türüne mensup, burada anne ya da bakım veren oluyor, olgun ve yetişkin biriyle kurduğu ilkel ilişki yoluyla, ilkelden kasıt erken dönemde olması, buradan bahsettiğimiz nokta 0-3 yaş arasında olması temelde, 6 yaşa kadar da bunun süreci devam ediyor, şekillenmesini sağlayan temel mekanizmaları açıklıyor. Bu da sürece
Mahler'den bile fazla nesne ilişkileri kuramına katkıda bulunduğu şeklinde genel bir anlayış var ki Mahler biliyorsunuz gelişimsel temelleri inşa eden kuramcı. Bowlby'ye göre bu gelişimsel süreçler genetik özelliklerin belli bir çevreyle etkileşime girmesinin sonucu. Bu çevre nedir? Temelde bakım verendir ve onun etrafında bakım vereni etkileyen insanlardır. Ve tabii bütün bunların tamamına etki yapan, bu nesnelerin tamamına etki yapan fiziksel koşullardır. Bütün bu farz edelim bakım veren ve çevresindeki koşullar son derece iyi ama dışarıdan gelen fiziksel bir faktör, savaş, açlık, işte bir takım krizler, stresler, işte ailenin ya da çevrenin başına gelen bir takım zorluklar, bütün bu süreci tahrip edecek bir noktaya doğru süreci ilerletebilir. Tabii ki bunun sonucu olarak da çocuğun işte sosyal, psikolojik, biyolojik kapasiteleri annesiyle olan ilişkisinden yani bakım verenle ilişkisinden bağımsız olarak anlaşılamaz. Bağlanma biyolojik bir işleve sahip. Hatta şunu bile söyleyebiliriz. Bağlanma süreci olmadan çocuğun psikolojik gelişiminde sağlıklı bir yöne ilerlemesi imkansız gibi bir şeydir. Hatta psikotik düzeye yakın bir takım durumlar göstermesi de önemli bir ihtimaldir diyecek kadar bu önemli bir konu. Bağlanma annenin uzaklaşmasından veya korku verici stres oluşturan herhangi bir olaydan sonra kolayca etkinleşir. Tabii bunu bakım verenin gücü de burada. Bu stres durumunu ya da uzaklaşma durumunu sona erdiren de annenin işte sesi, görüntüsü, dokunuşu veya orada olmasıdır. Yani toparlarsak bağlanma annenin yakınlığını amaç edinen, onun yakında olmasını, güvenli bir mesafede olmasını, bebeğin duygusalları açısından güvenli bir mesafede olmasını amaçlayan belli bir davranışsal sistemin bir sonucu olarak anlaşılabilir belki. Bowlby'nin bağlanma sisteminin hedefi sadece yakınlık değil, ayrıca duygusal açıdan mevcut olan ve ona yanıt veren. Mevcut olması da yetmiyor. Bağlanma figürüne olan erişimdir. Bowlby'ye göre içsel modeller beyindeki bilişsel haritalar gibi işlev görmektedir. Aslında bu bir aforizma o dönemde 70'lerde beyinde bir takım bilişsel haritalar olduğu konusunda sadece bir takım işte spekülasyonlar vardı. Ama şu anda biliyoruz ki beyinde kendimizi oluşturan çok katmanlı bilişsel haritalar var. Bunlara şimdi artık networkler deniyor. Ve kendiliğimizin inşası da bu networklerin birbirleriyle daha geniş diyelim makro ölçekte networkler kurmasıyla sağlanıyor. Yani bir haritaların haritaları gibi bir şey düşünmek lazım. Bu network çok katmanlı. Şu ana kadar birçoğunu biliyoruz ama aslında hala çok azını biliyoruz. Ve mikro düzeyde de sinapslar düzeyinde çalıştığı için de o yönden de araştırılması gereken alan gerçekten çok büyük. Bu içsel modellere bağlanma hedeflerine nasıl ulaşılabileceğine yardımcı olan bilgilerin aktarılması, depolanması, kullanılması için başvurulmaktadır. Nedir bu bilgiler? Güvende miyim? Yanımdaki nesne bana güven verebiliyor mu? Uzaklaştığı zaman da güvende olma ihtimalim var mı? Ve onun geri döneceği konusunda kendimi huzurlu, güvende hissedebiliyor muyum? Bütün bu aşamaların bu bakım veren anne tarafından oluşturulması gerekiyor. Her bireyde olması gereken iki çalışma modelinden biri çevresel model, diğeri ise organizmal model. Organizmal model bizim fizyolojimiz. Vücudumuzdaki organların, sistemlerin çalışması, çevresel model ise o çevremizdeki bağlanma figürünün çevresinde oluşan
sistem, insanlar ve nesneler diyelim, nesneler ve onlarla bağlantılı nesneler. Bunun nedeni bir organizmaya duyu organları aracılığıyla erişen olaylarla ilgili duysal verilerin anında değerlendirilmesi, düzenlenmesi ve yorumlanması. Dünyada etrafımızda bir dış ortam var. Buradan sürekli bize bir sinyal akışı, bir veri akışı var. Ve biz de kendi sistemimizin çerçevesinde güvenli ya da güvensiz olarak en kabaca diyelim. Bunu algılıyoruz, değerlendiriyoruz. Düzenleniyorsa buna uygun bir sonuca, bir yoruma vardıktan sonra buna uygun da davranıyoruz. Bu sistem iki taraf için de geçerli. İçeriden gelen veriler için de geçerli. O yüzden de limbik sistemin önemi burada ortaya çıkıyor. Hem dış hem de içsel verilere limbik sistem, ileride onun ayrıntılarını göreceğiz, buna uygun bir cevap veriyor. Yani sonuçta baştaki cümleye dönersek, psikolojik ve biyolojik tarafımızı birleştirme girişiminde bulunuyoruz. Bunları bir bütünlük içinde anlamaya çalışıyoruz. Bowlby Bağlanma Grubu kitabının 3. bölümünde ise Freud'a alıntı yapıyor. Psikolojinin en acil ihtiyacı sağlam temeller üzerine kurulmuş bir içgüdü kuramı. Tabi biliyorsunuz bir Freud'un modeli, dürtü çalışma modeli ve bunun dürtüler, içgüdüler üzerinde olduğunu düşünüyor. Bu tabi nesne ilişkileri modelinin işte Mahler'in çalışmalarıyla Klein'den itibaren terk ettiği bir anlayış. Ama bunun bir etkisi oluyor tabi. Hani bu biyolojik sistemin psikolojik sonuçları olduğuna dair bir anlayış sürekli var oluyor bu sayede, onun bu görüşlerinin üzerinde. Yani bunun sonucu olarak da artık diyelim Bowlby, bunu diyebiliriz herhalde, bilinç dışı süreçlerin biyolojisini açıklıyor. Bilinç dışı süreç nedir? Aslında bilince gelmeyen, bilinç altında cereyan eden ya da bilinç dışında cereyan eden bütün olaylar. Bağlanma da bunlardan bir tanesi. Daha spesifik konuşmak gerekirse bebeğin uyumlanması gereken çevre ile olan etkileşimi, özellikle de o çevredeki birincil figür olan anne ile olan etkileşimi içinde bu gelişiyor. Bowlby bireysel gelişim boyunca kontrolün basit düzeyden daha karmaşık bir düzeye çıkmasının büyük ölçüde merkez sinir sisteminin büyümesinin bir sonucu olduğunu ileri sürüyor. Başta Shore'un adını gördünüz sunumun en başında. Shore'un katkısı da burada. Bu sürecin beyin sistemleriyle ilişkisi üzerine araştırmalar yapıyor ve bu şekilde de bu katkısıyla da bağlanma teorisine katkıda bulunuyor. Yeni açılımlar getiriyor. Bu konuda en önde gelen yazar ya da teorisyen diyebiliriz. Bu kontrol sisteminin olgunlaşması için kritik önem taşıyan bir dönem var. Bu genellikle 9 ile 18. aylar olduğu genel bir kabul görüyor. Ama tabii bilimsel alandaki her şey haliyle araştırmaların etkisine ve tabii evrimleştirmesine açık. Bowlby anne çocuk arasındaki bağlanma ilişkisine çok güçlü mutluluk ve mutsuzluk duygularına eşlik ettiğini ileri sürüyor. Ve çocuğun stresle başa çıkma kapasitesinde belli anne davranışlarına bağlı olmasına bağlı olduğunu iddia ediyor. Bunu nasıl görüyoruz? Nesne vakalarımızda ya da klinikte. Eğer annemin stresle başa çıkma kapasitesine sahip değilse, yani kendi bağlanma nesnesi tarafından bütün bu güç erken çocuklukta olağan olan o duygusal dalgalanmaları yetiştirme kapasitesine sahip bir bağlanma nesnesine sahip değilse annemiz, haliyle bunu bize iletemiyor veya bunu alıyor ancak öyle büyük stresler altında ki burada bir regresyon yaşıyor. Bu kapasitesini kaybediyor. Bunların ikisi de mümkün. Sonuçta bebeğe yansıyan şey de ben duygu dalgalanmaları yaşarken birisi, bir nesne, bir bağlanma nesnesi beni yatıştıracak, bu görevi yapacak kapasiteye sahip olmayacak ve benim bu
kendi streslerimle başa çıkma kapasitem gelişmeyecek. Haliyle bu çocuklukta inşa oluyor, yetişkinlikte de sonuçlar vermeye başlıyor. Bu insanın hayatı birçok ilişkisel güçlük yaşıyor. Tabii ilişkisel derken biz bütün alanları kastediyoruz. Ailemiz, işte özel hayatımız, partnerimiz, iş çevremiz ya da arkadaşlarımız, bunların hepsi aslında bu çevrelerden bazıları ve ilişkisel çevrenin tamamına karşı da biz bu uyumsuz durumu, yani kendimizi yatıştıramama, duygu dalgalanmanın yönetememe durumunu göstermiş oluyoruz. Bu da ilişkilerimizi önemli ölçüde tahrip ediyor. İşimizle ilişkimizi, kariyer planımızı, kendimizi gerçekleştirme potansiyelimize zarar veriyor. Ve bunu açıklayabilecek bir içgörümüz de yoksa, süreç daha da böyle pozitif feedbackle, kendini geriye götüren bir feedbackle kötüye doğru gidiyor. Birinci haftada gördüğümüz işte döngüsel maladaptif örüntünün de temelinde bu var aslında. Yani bu negatif faktörler giderek daha başka negatif faktörleri tetikliyor ve sistem giderek geriliyor. O döngüde bizi her dönüşte daha da aşağı bir seviyeye doğru itiyor. Bu tabii Bowlby'nin teorisinde etolojik hayvanların davranışların takip edilmesi, gözlenmesiyle ilgili bilimden bahsediyoruz. Bir taraf var. Hatta ilham aldığı yer de orası. Bowlby bunun sonucu olarak da tabii hem hayvanlarda hem de insanlarda bu sürecin türün hayatta kalması için temel rolde olduğunu iddia ediyor. Bağlanma sistemi 3. yılın sonunda çocuğun bağımsızlaştığı ve anneden ayrılma kapasitesinin ortaya çıktığı bir dönemde etkileşiyor. Burada belli bir olgunlaşma işi denilen şey aynı zamanda beyin gelişiminde bunun kritik bir döneme denk gelmesi. Yani biyolojik ve psikolojik taraflar aslında senkron olarak, eş zamanlı olarak ilerliyor. Bowlby'ye göre sadece bağlanma süreçlerinin inşa olduğu beyin yapıları değil, bu yapıların kendini gelişmekte olan beynin içinde nasıl düzenlendikleri de önemli. O daha önceki slaytlarda bahsettiğimiz o haritalamalar, networkler ya da işte sinaps networkleri, bunların hepsi aslında bunun altyapısını oluşturuyor. Tabii sadece bunu dışarıdan kastedilen biraz da şu, sadece bu dışarıdan gördüğümüz şeyler değil, bağlanmayla ilgili davranışlar değil bağlanma süreci. Aynı zamanda da bu bağlanma süreci negatif ya da pozitif şekilde ya da sağlıklı ya da patolojik şekilde beynimizin gelişimini de mikro ölçekte etkiliyor. Bu da çok enteresan bir mesele. Buradan artık hangi sisteme odaklanacağımız konusuna geliyoruz. Limbik sistem böylece bağlanma davranışlarının ortaya çıkması ile ilgili gelişimsel sürecin merkezi olarak öneriliyor. Limbik sistemde birkaç tane temel yapı var. Bir tanesi amigdala. Bu bizim bütün duygu süreçlerimizin yönetildiği ya da düzenlendiği merkez. Bunun sonuçlarını çok daha net olarak görebiliriz ama aslında daha yüksek düzeyde birçok merkezde var. Onları birazdan göreceğiz. Bir de 7 ve 15. aylar arasında başka bir gelişimsel süreç de var. Fizyolojik gelişimsel süreçler. Bu da miyelinizasyon denen süreç. Biliyorsunuz sinir hücrelerinin, aksonlarının büyük bölümü miyelin kılıfıyla kaplanmış oluyor. Bu da onun iletim hızını çok büyük ölçüde artırıyor. Miyelinsiz tabii sinir lifleri de var, aksonlar da var ama büyük bölümü, önemli bölümü miyelinli. Bu dönem 7 ile 15 arasındaki dönemde bu miyelin sürecinin tamamlanması, ilerlemesi daha tam tamamlanmıyor ama
kritik bir önem. Burada büyük bir hızla miyelin süreçleri ilerliyor. Ayrıca buna paralel olarak da serebral korteksin limbik alanları, limbik sistem biraz beynin orta bölümünde oturan bir sistem. Ama beyin kabuğunun da onunla komşu bir takım alanları var ki buna serebral korteksin limbik alanları denebiliyor. Ya da daha net olarak da asosyasyon alanı, onun işini kolaylaştıran alanlar, onunla işbirliği içinde çalışan alanlar denebiliyor. Bunlar da kez 15. ayda anatomik olgunlaşmanın önemli bir düzeyini gösterebiliyorlar. Nörobilimin katkıları, işte dediğim gibi Alan Shore'un temelde çalışmalarıyla biliniyor. Tabii birçok yazar var ama Alan Shore'u daha çok tanıyoruz. Çünkü Türkiye'ye de geldi. Burada da birkaç gün bir şey yaptı, konferans verdi. O yüzden de daha çok tanıma imkanımız oldu. Bağlanma deneyimleri, yani bakıcıyla, yani bakım veren bağlanma nesnesiyle bebek arasında yaşanan yüz yüze duygulanım senkronizasyonu etkileşimleri 10 ile 12. aylar arasında büyük bir olgunlaşma değişimi geçirmeye başlıyor. Bu 10-12. aylar aynı zamanda da bildiğiniz gibi bebeğin hareketlendiği zamanlar, artık yürümeye başlıyor. İşte bazı bebekler biraz önce, bazı da biraz sonra, ama 12. ayda genellikle çoğunluğu artık bu hareketlenme aşamasına geçiyor. Diğer bir çok önemli bölge, bu tabii hani bütün bilişsel süreçlerde önemli. Burada da gelişimsel süreçte de çok önemli. Orbital prefrontal korteks, yani gözün arkasındaki korteks bölgesinde çok önemli bir gelişme oluyor. Bu da yine bu süreçle bağlantılı. Yani gördüğünüz gibi psikolojik ve fizyolojik süreçler beraber gidiyor. Tabii dediğim gibi orbital korteks, orbital frontal korteks bilişsel kontrol için çok temel bölge, yetişkinlikte de öyle. Yani bir yandan gelişme ilerliyor, bir yandan da bunu kontrol eden sistem eş zamanlı olarak olgunlaşıyor demek mümkün. Buna frontolimbik sistem deniyor. Bu da tabii limbik sistemle frontal lob arasındaki ön lobdaki sistemin birlikte çalışmasına referans yapıyor. Burada dış duyarlı ve iç duyarlı alanlar var. Bunlar koordine ediliyor. Dış duyarlı alan demek dışarıdan gelen uyarımlar, iç duyarlı vücuttan gelen uyarımlar. Bunları koordine ediyor ve değişen şartlara verilen cevapları düzenliyor. Geri bildirim bilgilerini işlemden geçiriyor. Bu şekilde de duygusal cevapları hem izliyor, hem ayarlıyor, hem de düzeltiyor. Tabii bu da yine o bahsettiğimiz networklerle ilişkili olduğu için de başka bir düzeyde bir kodlama sağlamış oluyor. Sosyal davranışın gelişimi aktif ve değişken bir organizmayla aktif ve değişken bir çevre arasında süre giden bir diyalektik kapsamında incelendiğinde anlaşılabilir. Aktif ve değişken bir organizmamız var mı? Evet, bebek aktif ve değişken gelişim gösteriyor. Çevrede de ne var? Temelde bir bağlanma nesnesi var. Ve bize, bebeğe cevap verme durumunda, bunu karşılama durumunda, sağlıklı şartlarda tabii. Veya negatif etkiliyor ve de süreci, yani o gelişim sürecini tahrip edici. Hatta beynin bununla ilgili alanlarını, gelişimini yavaşlatıcı bir etki yapabiliyor. İbrahim Hocam, 8 dakika sonra Zoom kapanacak sanırım. Evet, gördüm bunu ben de. Sanıyorum aynı adresten tekrar girebiliriz. Yoksa tekrar yeni bir Zoom açarım. Hocam isterseniz süresiz Zoom açabilirim ben.
Tamam, bitiminde öyle yapalım. Tamam hocam, ben haber veririm zaten size. Nörobilimin bağlanma kuramına katkıları tabii ki şorla başlamıyor ama şorla sistematize oluyor diyebiliriz aslında. Bir de tabii otonom sinir sistemi var. Bu parasempatik ve sempatik sistem. Bir de retiküler formasyon denilen uyanıklığımızı sağlayan beyin sapında bulunan bir sistem var. Bir çekirdekler zinciri. Bu orbitofrontal sistem, yani bütün bu gelişimsel süreçte gelişen hem fonksiyonlarımızı hem de bunun kontrolünü sağlayan sistem. Bu iki otonom sinir sistemi ve retiküler formasyon, yani uyanıklığı sağlayan, uyku uyanıklık döngüsünü sağlayan sistemle sıkı bir bağlantı içerisinde. O yüzden de belki de bu kadar önemli bir network'e sahip tek yapı orbitofrontal sistem, yani prefrontal orbito hemen gözün arkasındaki prefrontal korteks. Bu yüzden de tabii ki bu otonom cevapları ve ya da işte dürtüsel, içgüdüsel davranışları da yönetmek ve düzenlemek kabiliyetine sahip bir alan. Yetişkinlikte de zaten temelde görüntüleme çalışmalarının gösterdiği şekilde ispatlanmış bir durum bu. Burada da ondan bahsediyor. Orbital prefrontal bölge özellikle ketleyici kontrol konusunda uzman olan sağ yarımkürede yayılır. Burada tabii yeni bir kavram var. Ketleyici kontrol erken dönemde özellikle sağ yarımkürede aktif. Ama sağ beynin tümü içinde üst düzey bir kontrol üyesi gibi faaliyet gösteriyor. Bu sağ beyninin aktifliği ya da domine etmesi belli bir yaştan sonra değişmeye başlıyor. Onu birazdan göreceğiz. Tabii bu kontrol orbitofrontal bölgenin fonksiyonu temel bir işlevi daha yapıyor. İyi kötü ya da haz veren vermeyen ya da güvenli güvensiz olan olayları da değerlendirmekte bir temel işlevi olduğu düşünülen bir sistem bu. Bununla ilgili de birçok çalışma var aslında, PubMed'de bulabilirsiniz. Bu sisteme ayrıca bir sözsüz duyulanım sözlüğü de dahil. Bu sözlük yüz ifadeleri, el kol hareketleri, ses tonu ya da prozodi gibi sözcüklerle ifade edilmeyen sinyallerden oluşuyor. Yani bizim klinikte gördüğümüz aktarımı destekleyen bir takım sinyaller bunlar. Yani buraya kadar gördüğümüz gibi sağ yarımküre aslında bütün bu süreçlerde, yani değer vermek gibi ya da değerlendirmek gibi, sol yarımkürenin önünde bu süreç boyunca. Kortikal yarımkürenin başka bir özelliği de var. Limbik bölgeler ve korteks altı bölgelerle karşılıklı bağlantıları sol yarımküreden daha fazla. O yüzden de kendilikle ilgili materyallerin ve duygusal bilgilerin işlenmesinde ve düzenlenmesinde daha hakim. Bu üçüncü yılın sonunda bir değişime uğrayacak. Bunu birazdan görme imkanımız olacak. Şora göre ilk 3 yılın sonunda hakimiyet sağ yarımkürenden sol yarımküreye geçiyor. Bu hakimiyet kayması Bolbin'in de aslında kuramını destekleyen bir öğe olabilir. Bu prefrontal, orbitofrontal ya da bölgenin öz düşünsel farkındalık işlevi bireyin hem kendisinin hem de başkalarının içsel duygu durumları hakkında düşünebilmesini sağlıyor. Yani empatinin temelleri inşa edilmeye başlanıyor. Fonagy yine çok önemli bir kuramcı. Bunun etkilerini ileride birçok sunumda göreceğiz. Bu eğitim sunumlarının içinde de var. Ona göre düşünme işlevi başkasının durumunu algılayabilmemizi sağlayan zihinsel bir operasyon. Az önce söylediğim gibi de tabii temel bir fonksiyon olan empatiye bir altyapı oluşturuyor. Beynin sağ yarımküresi empatik biliş yetisini etkinleştirir.
ve başka insanların duygusal durumlarını algılanması sağlar. Biliyorsunuz işte kendilik bozukluklarında da empati konusunda birçok sıkıntı var. Bu da onların ilişkisel süreçlerine büyük zarar verebiliyor. Orbitofrontal işlev başkalarının duygu durumları hakkında çıkarımlar yapma kapasitemiz için hayati. Tabii bunun da geliştirilmesi için bir bakım veren nesneyle, yani bağlanma nesnesiyle, bu genellikle anne, güvenli bir bağlanma ilişkisi kurulmasına ihtiyaç var. Ek olarak da orbitofrontal kontrol sisteminin duygu düzenlemesi işlevi, kişiler arası ve sosyal davranışları düzenlemek için bilgiler edinme yetisi, kendilik düzenlemesi için hayati önem taşıyan öğeler. Ne demek bu? Kişiler arası ve sosyal davranışları düzenlemek için bilgi edinme yetisi. Yani algımızın sağlıklı bir şekilde bu çevreden gelen verileri, dataları toplayabilme yeteneği. Burak Bey, bir şey mi soracaksınız? Bu nasıl bir sonuç veriyor? Bu kendilik düzenlemesi nasıl bir sonuç veriyor? İlişkilerimizde bu duygusal etkileşimlerin esnek bir şekilde, gerektiği şekilde, olgun bir şekilde düzenlenmesini sağlıyor. Ve kimse yokken de, yani çocuk anneden uzaklaştığında da, bunu böyle bir varsayımda bulunabiliriz, kendini düzenleme sürecini yapabilmesini sağlıyor. Arkadaşlar, süre bir dakikadan düşük. 28'deyiz. Hocam isterseniz bir ara verelim. Ben hemen linki oluşturup grupla paylaşırım. Tamam, 28. slide'dayız. Buradan itibaren devam edeceğiz. Bir 5 dakika sonra 10.33, 10.40'da tekrar başlayalım. Tamam hocam.